Gençler merhaba. Bugün logaritma zor sorulardan başlayalım. Böyle biraz uzun bir video olacak. Kısa kısa videolardan sonra böyle küçük hatırlatmalarla başlayalım. Mesela böyle bir soruda ne aklımıza gelmeli? Hangi kural gelmeli? Hemen hatırlatalım. Logaritma a tabanı da b. Bunun tanım kümesini nasıl buluyorduk hatırlarsanız? B sıfırdan büyük, a sıfırdan büyük. Ve a asla 1 olamazdı. Ya şimdi hocam neden sıfırdan büyük, neden birden farklı olacak gibi bir şeyin açıklamasını burada yapmayacağım. Onun için logaritma. Yani YÖS-ART reklamı da yapayım da. YÖS-ART logaritma yazarsanız zaten olur. Peki. Şimdi o zaman böyle bir soru için ne söyleyebiliriz? Bakın bu sıfırdan büyük. Bu sıfırdan büyük, bu sıfırdan büyük. E hocam bundan hiç bahsetmediniz. E zaten orası 10. Yani hiçbir şey yazmıyorsa. Yani log x dediğim şey yani şuradaki log x dediğim şey, orayı da sileyim gerçi de. Log x dediğim şey de şurada hiçbir şey yazmıyorsa biliyoruz ki 10 yazıyordu. Yani velhasıl vel kelam x sıfırdan büyük. X eksi 4 sıfırdan büyük. X artı 4 de sıfırdan büyük olmalıymış. Bakın burası sıfırdan büyük, burası sıfırdan büyük, burası sıfırdan büyük. Peki bunları düzenlersem x büyüktür 4, x büyüktür eksi 4. Yani x zaten 4'ten büyük olacağı için eksi 4'ten de büyük olacak. Yani ne olmuş oluyor yani? 4 ile sonsuz arasında olacakmış kuralımız. Bir de şimdi burada için çok sıkıntı çıkmadı ama şöyle düşünebilir miyiz? Dediğim gibi burada yalnızca soru çözümü olarak algılamayın. Farklı bir bakış açısı kazandırabilir miyiz? Bu ne demekti hatırlarsanız? Bunu buraya alabiliyordum. Logaritma. Şöyle düşünün. Hepsini tek logaritma altında yazabilir miyiz? X kare. X kare. Çarpı x artı 4. Bölü x eksi 4. Hani logaritmada zaten toplamayının, mesela logaritma a çarpı b'nin log a artı log b olduğunu zaten biliyor olmamız lazım bu videoyu anlamak için. Burada da hatırlarsanız yani şurasının komple sıfırdan büyük olması lazım. Bu da artık eşitsizlik sistemine geliyor. Hatta eşitsizlikten nasıl anlatabiliriz bunu? Yani ben diyorum ki şunu istiyorum ben. X kare çarpı x artı 4 bölü x eksi 4'ün hep sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Şurayı sileyim. Ya nasıl sıfırdan büyük olmasını istiyoruz? Onu anlatalım. Şimdi basit yani eşitsizliklerde bakın bu çift katlı köktü. Burayı sıfır yapan sayı sıfır yapan sayı sıfır. Burayı sıfır yapan sayı eksi 4. Burayı sıfır yapan sayı 4. Peki nasıl inceleyeceğim o zaman? Eksi 4, 0 ve 4 diye inceleyeceğim. Şöyle. Bu çift katlı kök olduğunu bu şekilde biliyorsunuz. Burada artı eksi artı yazacağım ama nasıl başlamam gerekiyordu? Yani onu nasıl belirliyordu? Bakın bu x karenin katsayısı artı. X'in katsayısı artı. X'in katsayısı artı. Bu şu demek. 4'ten büyük bir sayı verirsem bu ifade pozitif gelecek, değil mi? Neticede biz biliyoruz ki artı ile artıyı çarparsam artı. Artıyı artıya bölersem artı. Demek ki artı, eksi, eksi, artı. Hocam ama sen 4 ile sonsuz dedin. Burası olmaz mı? Gençler orası olmaz. Çünkü neden? Hemen şuraya geri dönelim. Bakın ben x yerine ne yazamam? Negatif bir sayı yazamam diye düşünebilirsiniz. Bu da böyle uzun uzun anlattığımız bir soru tipi olsun. Peki, devam edelim. Şimdi yine benim konu anlatım videolarımda bahsettiğim bir özellik vardı bu soruyla ilgili. Çünkü ben şimdi soruyu şöyle hemen görünce aklıma şu geliyor. Logaritma 10 ne demektir? 1. Az önce hatırlarsanız bunun 2 çarpı 5 olduğunu zaten söylemiştik. Yani log 2 artı log 5 kaç yapacak? 1. Bunu çok kullanıyoruz gençler. O yüzden bu hep aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi diyoruz ki şununla şunun arasında bir ilişki kurabilir miyim? Yani ben bunu şuna benzetebilir miyim? Peki benzetebiliriz. Ben bunu yukarı atabilirim. Yani logaritma 40 üzeri eksi 1. Hatırlayın bu eksi 1 başa çarpan olarak gelir. Logaritma. Şimdi bu 40'ın çarpanları nedir? Değil mi? 8 çarpı 5. Peki. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Logaritma 8 artı logaritma 5 diyebilirim. Peki düzenlemeye devam ediyorum. Bu 2'nin kübü demektir. 2'nin kübü. Bu 3 başa çarpan olarak gelir. Yani eksi 2 çar 3 çarpı 2'nin kübüydü çünkü. Logaritma
2 artı logaritma 5. Bundan sonrası için ne söyleyebiliriz? Bakın, şimdi ben şunu biliyorum. Ben bunun a olduğunu biliyorum. Burayı kaç a yapacak? Şimdi şöyle düşünelim gençler. Ben logaritma 5 eksi logaritma 2'nin a olduğunu biliyorum. Bakın şunu da biliyoruz. Logaritma 2 artı logaritma 5 eşittir 1 olduğunu biliyoruz. Bakın alt alta toplarsam logaritma 2'ler gider, değil mi? Ne olur? 2 tane logaritma 5 a artı 1 olur. Yani bunu zaten logaritma 2'den kurtulduk. Peki ben logaritma 5 gördüğüm yere ne yazarmışım? Logaritma 5 gördüğüm yere a artı 1 bölü 2 yazabilirmişim. Yani şuraya a artı 1 bölü 2 yazacağım. Ama bu sefer de logaritma 2'de bir sıkıntı var. Yani orada ne yapacağız ona bakalım. O zaman şöyle yapalım. Ben şu logaritma 2 gördüğüm yere 1 eksi log 5 yazayım. Bakın şuraya 1 eksi log 5 yapayım. Hepsini log 5'li hale getireyim. Yani şu eksi de dağıtalım, rahatsız ediyor beni. Eksi 3 çarpı logaritma 2 gördüğüm yere ne yazacaktım? 1 eksi logaritma 5 eksi, bakın şu eksi çünkü şurayı eksi yapar. Logaritma 5. Tamam, artık sorunun sonuna doğru yaklaştık. Burasını hemen düzenleyelim. Eksi 3 artı 3 tane log 5 buradan gelecek. Yani 2 tane log 5. Neyse yazdık artık. Logaritma 5 eksi log 5. Düzenleyelim. Son bitiyor. Eksi 3 artı 2 tane log 5. Ben 2 tane log 5 gördüğüm yere ne yazacaktım? Bakın şuraya a artı 1 yapacağım. Toplarsam da gördüğünüz gibi a eksi 2 olacakmış. Aslında çok zor değil. Tabii ben böyle çok ayrıntılı anlattığım için zor oluyor. Yine şöyle bir videoyu durdurarak benim her videoda söylediğim gibi önce kendiniz çözmeye çalışın. Sonra adım adım ilerleye ilerleye gidin. Hani oturup beni dinlerseniz tek başınıza çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Şimdi o soruyla ilgili söyleyecek çok bir şeyim kalmadı. Fonksiyonun tersini hatırlayalım. Yani f a eşittir b ise f eksi 1 b neye eşitti? A eşit. Yani şunların yerini değiştiriyoruz. Peki ben o zaman bunların yerlerini değiştirirsem f 7 neye eşit? 5'e eşit. Peki ben o zaman şöyle düşünebilir miyim? Şurayı 7 yapan x değerini buraya yazacağım ve sonra bakalım neyle karşılaşacağız. Peki 2x eksi 1'i 7'ye eşitliyorum. Yani buradan x eşittir 4. Bakın x yerine 4 yazacağım. X yerine 4 yazacağım. X yerine 4 yazarsam f 7 2 artı logaritma a tabanında 8. Peki ben bunun kaç olduğunu biliyorum. F 7'nin 5 olduğunu biliyorum. O zaman burası da neye eşitmiş? 3'e. O zaman logaritma a tabanında 8 eşittir 3. Hatırlayın logaritmanın tanımını, hatta hatırlayalım derken hatırlatayım. Logaritmanın tanımı neydi? Logaritma a tabanında b x'e eşitse aslında bu ne demektir? Üstü bir ifadeydi hatırlarsanız. A üzeri x eşittir b. Yani üstü bir ifadenin ters fonksiyonuydu logaritma. A üzeri 3 neye eşit olacak? A üzeri 3 8'e eşit olacak. Buradan da a'nın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, söyleyecek çok bir şey kalmadığı için hemen geçiyorum. Şimdi yine bir kural hatırlatmasıyla bu soruyu çözmeye çalışalım. Ben soruyu görünce aklıma hemen logaritmanın şu kuralı geliyor. Neydi kural? Logaritma a üzeri x, b üzeri y, y bölü x çarpı logaritma a tabanı da b. Bakın bu ifade buraya çarpan olarak, bu ise buraya bölen olarak geliyor. Kuralımız bu. Şimdi ben bu kuralla çözmeye çalışacağım bu soruyu. Başlayalım. Bakın şu 2 üzeri 1 bölü 3 demektir. Hatta şöyle tek tek açıklayalım. Küp kök 2 demek 2 üzeri 1 bölü 3 demektir. Şunu da zaten kare kök 3'ün de 3 üzeri 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bilgiler ışığında şu 7. soruya bir bakalım. Şimdi a dediğim şey neymiş? Logaritma 2 üzeri 1 bölü 3, 5 üzeri 1. Özellikle şu 1'i yazıyorum ki kafamız karışmasın diye. Bakın bunu buna bölüyorum. Yani ne oluyor? 1 bölü 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 5 eşittir a. Yani bunun 3 geleceğini biliyoruz zaten. Bunu da karşıya bölen olarak atarsak logaritma 2 tabanında 5'i bulduk. Bakın onu bir yere yazalım. Logaritma 2 tabanında 5 a bölü 3'müş. Bu ötekini bu kadar hızlı yani şey yapmayalım. Yani aynı mantıktan gidersek logaritma 3 tabanında 2 de bu 2'nin karesi.
Bu da 1 bölü 2 gelecek. Yani 4 b bölü 4'e eşitmiş. Yani artık mantığı anladınız diye düşünüyorum. Şu kadar ayrıntılı anlatmıyorum. Peki bunların arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Yani şimdi logaritma 2 tabanında 5 var. Logaritma 3 tabanında 2 var. Benden logaritma 3 tabanında 5'i istiyor. Hemen bir kural daha hatırlatalım. Bu kural değil aslında, bir soru tipiyle hatırlarsanız. Logaritma a tabanında b çarpı logaritma b tabanında c. Bakın bunun sonucu neydi? Bakın şu b'ler birbirini götürüyordu. Logaritma a tabanında c diyecektim. O zaman bakın ben bu ifadeyle bu ifadeyi çarparsam eğer ne olur? İkiler gider. Değil mi? Mesela şöyle yapayım. Logaritma 3 tabanında 2 çarpı logaritma 2 tabanında 5. Çarpma değişim özelliği olduğu için hangisini önce yazdığımın bir anlamı yok. A çarpı b bölü 12. Bakın bunlar giderse logaritma 3 tabanında 5 AB bölü 12 çıkacakmış gençler. Evet, sorular böyle güzel. Böyle biraz daha ayrıntılı işleyince daha da güzel oluyor diye düşünüyorum. Bakın çok zor bir soru değil. Böyle bir soruyla karşılaştınız mesela diyelim. Yani öğrenci yöntemi olarak amacım A'yı bulmak ya. A yerine 1, 2, 3, 4, 6 yazabilirsiniz. Yani bu bir yöntemdir. Hani hiçbir şey yapamıyorsan. Ama biz şuradan zaten sorunun çok da zor değilmiş. A artı 2. Hatırlayın bu ne demekti? Yani şu kısma odaklanın. Logaritma 2A demektir değil mi? Çarpmayı toplamaya çeviriyordu hatırlarsanız. Bununla bu birbirine eşit. A artı 2, 2A'ya eşitmiş. A buradan kaç çıkar? 2 çıkacakmış. Mesela A yerine 2 yazarsam bakın sağladığını görürsünüz. Logaritma 4. Bu da çarpma demekti. Logaritma 4'e eşitmiş diyebiliriz. Evet, şimdi birazcık daha böyle güzel sorular yavaş yavaş geliyor galiba. Şimdi diyor ki, bu birer doğal sayıdır. Şimdi doğal sayı ne demek hatırlarsanız? 0, 1, 2 gibi sayılarmış. Şimdi böyle bir soruya bakınca, bir kendiniz de videoyu durdurup, ben burada ne yapabilirim? Acaba matematikte hangi kuralı uygulayabilirim diye düşünebilirsiniz. Bence videoyu durdurun ama ben devam edeceğim. Şimdi ben bunu karşıya atarsam iki kare farkı var. Değil mi? Matematiğin en temel konularından a kare eksi b kare, yani iki kare a eksi b a artı b'ydi. Bu hep aklımızın kenarında duracak olan bir özellik. Çünkü çok çıkıyor karşımıza. Eğer ben bunu karşıya atarsam, yani ln a eksi, tabi karesi de var. Şöyle ln b'nin karesi eşittir 7. Şimdi burada iki kare farkını bir uygulayalım. Yani ne demek o? Ln a eksi ln b çarpı ln a artı ln b. 7'ymiş. Şimdi buradan sonra ne yapabiliriz? Şimdi bakın bunlar bir doğal sayı olduğu. Yani şu aslında iki tane doğal sayının farkı. Bu da iki doğal sayının toplamı. Şimdi düşünsenize iki doğal sayının toplamı mı daha büyüktür? Farkı mı? Tabii ki toplamı daha büyüktür. Ve şunun asal oluşu bizim için önemlidir. Yani burası kesinlikle 7 olmak zorunda, burası da kesinlikle 1 olmak zorunda. Burayı iyi anlayın. Mesela bu iki tane sayının çarpımı 8 olsaydı ben buraya kesinlikle 8, 1 diyebilir miydim? Hayır. Yani farkları ve toplamları gibi düşünün. Yani çünkü 2'ye 4 olma şansları da var. Yani değil mi? Toplamları daha büyük olması yeterli benim için iki doğal sayının. O yüzden burayı ne vermiş adam? Asal sayı vermiş. Asal verince işimiz kolaylaşıyor ya da soru çözülebilir hale geliyor. Peki bundan sonra ne yapacağız? Ln a eksi ln b 1'e. Ln a artı ln b 7'ye. Bakın ben bunu alt alta topladığım vakit değil mi? Zaten bunu çoğu kez yapıyoruz. Bunlar gider. Ln a buradan kaç çıkar? 4. Yani artık 2 ln a 8 ln a 4 demeyelim buraya kadar geldiyseniz. Ben buraya 4 yazarsam bunun da 3 olduğunu biliyorum. Bakın yine az önce gösterdiğim ki en önemli özelliklerinden bir tanesi logaritma a tabanında b eşittir x ise a üzeri x neye eşittir? B'ye eşittir. Peki ln a eşittir 4 ne demek? Ln hatırlayın logaritma e tabanında 4 a eşittir 4 demektir. Yani a gördüğüm yere e üzeri 4 aynı şekilde b gördüğüm yere de e üzeri 3 yazacakmışım. Bakın bunu yazalım. Peki başka bir renge geçelim. A'nın karesi ne yapar? E üzeri 8. B'nin karesi ne yapar? E üzeri 6 bölü ikisini çarparsam E üzeri 7 yapar. Ve burada sadeleştirme işlemini yaparsam yani her tarafı E üzeri 6'ya bölersem görüyorsunuz ki ne gelir? Denizli şıkkı gelir. Umarım anlaşılıyordur. Umarım video... Bu videoyu bu arada ikinci kez çekiyorum. İlkinde böyle kaydetmemişim. Yani o yüzden haftada bir gün mutlaka
zor sorular gelecek diye kendi kendime planlamıştım. Fakat meğersem videoyu ben böyle sonuncuya geldim. Şurada bir tane soruda çok uğraştım. Dedim ki ulan niye çözemiyorum? Şöyle bir videoyu durdurayım dedim. Meğersem başlatmamışım ki durdurayım. Evet. Az önceki özellik olduğu için bir daha hatırlatmıyorum bunu. Bakın şöyle yapalım burada da. Nedir bu? 1 bölü 4. Bakın şu ne demektir? 2 üzeri 1 bölü 2. Şurası da 1. Yani bakın 1. Bu 1. Bunun 1'i. 1 bölü 2. Çarpı logaritma 2 tabanında 2. Buranın da 1 olduğunu biliyoruz. Artı. Bakın burası 1. Burası 2 üzeri 1 bölü 2. Ne yapıyorum? 1 bölü 2 bölü 1. Logaritma 2 tabanında 2. Şurayı bir yapalım. Buraya eşitleriz. O kolay. Bakın bunu ters çevirip çarparsam burası kaç yapar? 2. Burası 2 yapacak. Burası 1 demektir. Burası 1 bölü 2 yapacak. Burası 1 demektir. Yani şöyle düzenleyerek yazalım. 1 bölü 4 çarpı 2 çarpı 1. Bakın tek tek yazıyorum neyi nereden geldiğini. 1 bölü 2 çarpı 1 eşittir. Bu da ne demektir hatırlarsanız? Logaritma 2 tabanında x üzeri 1 bölü 2, burası da 1. Yani ben bunu 1 bölü 2 bölü 1 yazabilirim. 1 bölü 2 bölü 1 logaritma 2 tabanında x. Peki. Düzenleyelim. Yani burası 1 çıkıyor bu arada. Uzatmayalım. 1 eşittir 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında x. Bakın bu 2 demektir. 2 eşittir logaritma 2 tabanında x. Ve az önceki özellikten bakın bu 2'nin karesi yani x ne olur? 2'nin karesinden 4 olur. Hani anlattığım şeyleri bir daha hani anlatmıyorum. Hani o yüzden dediğim gibi zaten buraya geldiyseniz logaritmanın bazı özelliklerini bilmek zorundasınız. Ki ben hatırlatıyorum dediğim gibi. Peki bakın şunu yukarıya atabilirim, değil mi? Yani şu yalnızca şununla ilgilenelim şimdilik. Logaritma x üzeri eksi 1'in kübü. Kübü. Şu eksi 1 başa çarpan olarak gelebiliyordu. Yani aslında eksi logaritma x'in o da nasıl logaritma oldu? Eksi logaritma x'in kübü. Bu da eksi log küp x demektir. Yani bakın burada şu ifade nedir? Şöyle yapalım. Logaritma küp x. Hocam bunu başa çarpan olarak atabilir miyiz diye aklınızdan geçirdiyseniz hayır atamazsınız. Çünkü bakın şurayı şunu iyi dinleyin. Log x küp benim de şimdi aklıma geldi. Log küp x'e eşit değildir gençler değil mi? Çünkü bu logaritma x çarpı x çarpı x demektir. Bu ise log x çarpı log x çarpı log x demektir. Yani ikisi aynı şey. Aynı şey mi ikisi? Değil değil mi? Ha, sağlayan şeyler vardır belki. Mesela bir sağlar ama hani bu başka bir şeyin özelliği olmuş. Yani bir tane değer sağladı diye bunlar birbirine eşit olacağı anlamına gelmez. Yani şöyle düşünün oradaki matematiksel ifadeye x artı 2 eşittir 4. Şimdi bakın bunlar birbirine eşit diye x'e istediğim sayıyı verebiliyor muyum? Hayır. Bunu sağlayan bir tane değer mutlaka ki vardır ama bu her zaman birbirine eşittir diyemem değil mi? Mesela 5 versem 6 versem eşit olur mu? Umarım burada da matematiğin ne demek olduğunu da birazcık anlamışsınızdır. Neyse logaritma küp x gördüğünüz gibi şu içerisi sıfır çıkacakmış. Hocam ben soruyu çözdüm bile sen neden anlatıyorsun diyebilirsiniz. Evet, 9 tane soruyu çözdük. Şimdi 9 şöyle yapalım. 10. sorudan devam etmeye çalışalım. Şimdi 10. soruya şöyle odaklanalım. Ben burada ne yapabilirim? Ben burada ne diyebilirim? Bakın yine bakın şurada bir toplama işlemi var. Ha yine şöyle hatalar da yapmayın diye bir kez daha anlatayım. Hocam sen anlattın ki logaritma a tabanında b, logaritma a artı logaritma b. Bu tamam, bunu kuralı biliyoruz. Peki şöyle olmaz mı? Logaritma olmaz arkadaşlar. Ben cümleye böyle başlıyorsam olmaz. Yani o zaman burada da artı var. O zaman biz bunları çarpalım. Logaritma a çarpı logaritma b. Hayır, böyle bir eşitlik yok arkadaşlar. Peki bu kuralın nereden geldiğini hatırlayın. Bunların hepsi üstel fonksiyonun tersi. Biz üstel yani üslü ifadelerde tabanlar çarpılırken üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. Tabanları toplarken üstleri çarpıyor muyduk? Hayır. Ki dediğim gibi şimdi hatırlamıyorum. Anlatmışımdır diye düşünüyorum. Logaritmada bunları yapılan hatalar diye umarım anlatmışımdır. Biliyorsunuz çok uzun yıllardır video çektiğim için konu anlatım kısmında ne anlattığıma dair çok da bir bilgim yok. Yani uzatmayalım artık. Bu ne demekmiş? Logaritma a çarpı b demekmiş. Bakın şurası şuraya eşit olacak. Niye? Bu da log 2 artı 5. Bu da log ab. Yani ne biliyorum burada? 2a artı b a çarpı b'ye eşit. O zaman burada da şunu söyleyebiliriz. Log 2b
Log 18'e eşit. Bunlar birbirine eşit olacakmış. Yani B buradan 9 gelecekmiş. B'ye 9 yazalım. Hatta rengi de değiştireyim. Burada ne olur? 7A eşittir 9'muş. Bakın benden şuraya zaten 7A istiyor. Ben B'yi de 9 buldum. B'yi de 9 buldum. Toplarım 18 olacak. Evet, şimdi şöyle yapalım. Bakın grafik sorularından çok korktuğunuzu ve yapamadığınızı biliyorum. Bakın ister trigonometri, ister polinom, isterseniz yani parabol haricinde ki parabolde de hemen hemen aynı şeyi yapıyoruz. Niye parabol haricinde diyorum? Çünkü parabolde bazen işe yaramayabiliyor. Ya da, ama şurada her zaman bakın size ne de sormuş? Denklemi vermiş. Grafik vermiş. Ben o zaman bu grafikteki noktaların mesela şuradaki noktayla şuradaki noktanın bunu sağlamasını istiyorum. Bunu sağlıyorsa demek ki şıkların da sağlaması gerekiyor. O zaman ben ne yaparım? Mesela hangi nokta burası? Eksi 1 bölü 2'ye 0. Demek ki diyorum ki x yerine eksi 1 yazınca sonucun 0 çıkması. Yani y'nin 0 çıkmasını istiyoruz. Ya da şurası ne? 0'a eksi 1. Yani ben x yerine 0 yazınca sonucun ne çıkmasını istiyorum? Eksi 1 olmasını istiyorum. Yani şıklardan bu şekilde gidebilirsiniz. Sonra bir mantık anlatacağım. Kısa bir mantık anlatacağım. Ama ilk önce şuna bir odaklanalım. Yani bu soruyu bir halledelim. Peki x yerine eksi 1 bölü 2 yazamam burada. Niye? Çünkü içerisi negatif olmazdı. Attım. Eksi 1 bölü 2 yazınca ne oluyor bakalım. Yani ben burada x yerine eksi 1 bölü 2 yazarsam logaritma 2 tabanında eksi 1 bölü 2 artı 1. Burası 1 bölü 2 yapar. 2 üzeri eksi 1 yapar. Cevap eksi 1 yapar. Artık orayı logaritma özelliğinde yaparsınız. Değil mi? Eksi 1. Ama ben ne çıkmasını istiyorum? 0. Bu şık da gitti. Eksi 1 bölü 2 yazınca bakın burası içerisi 0. Her zaman 0'dan büyük olacaktı gitti. Eksi 1 bölü 2 yazınca bakın logaritma 1 bölü 2 tabanında. Eksi 1 bölü 2 yazınca burası 1 çıkıyor. Bakın bu 0 çıktı. Bu şık olabilirmiş. Devam ediyorum. Şuna bakıyorum. Logaritma 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2 yazdım. 1 bölü 2. Yok bunda 0 çıkma şansı yok. Bakın tek şeyle, tek noktayla. Tabi bu bir şans. Hani hocam siz hadi şansa baba çözdünüz diyelim. Yani öyle diyelim aklınızdan geçecek olan şeyi. Peki iki şıkka indirdin diyelim. Mesela bu şık da sağladı, bu şık da sağladı bu değeri. Bir seferde neye bakacaktım? X yerine 0 yazıp eksi 1'ine. Ha bakalım bekle sağlam mıdır? Ben buraya 0 yazınca eksi 1 çıkacak mı? Bakalım isterseniz. Logaritma 1 bölü 2 tabanında. Ben buraya 0 yazarsam burası 2 çıkar. Bu 2 üzeri eksi 1 demektir. Cevapta ne çıkar? Eksi 1 çıkar. Bakın 0 yazınca da eksi 1'i sağlaması gerekiyor. Şimdi dedim ki bu tarz sorulardan sakın korkmayın. Çok basittir. Ne yapıyorum? Noktayı tek tek yazıyorum. Hocam şunu hiç kullanmadın. Yani şu ne burada? Bu yani benim, bu olayımız nedir? Şimdi hatırlayanlar yani daha önce şey yapanlar şu sağ tarafı kullanayım. Şöyle yapalım. Bakın şimdi iyi dinleyin. Logaritma x eksi a diyelim. Ya da sayı verelim ya. Sayı üzerinden konuşalım. Yani illaki terimsel konuşmak zorunda değil. Mesela x eksi 2'nin grafiği ile ilgili hatırlayın. İlk soruda ne anlattım ben size? Bu kesinlikle sıfırdan büyük olacak dedim değil mi? X eksi 2 sıfırdan büyük olması demek. X'in 2'den büyük olması demektir. Yani o zaman benim şuraya x yerine alabileceği değerler. Bakın bu x eşittir 2 doğrusu olsun. X hep bunun sağında bir yerde olacakmış yani grafik. İşte biz bunun adına ne diyeceğiz türevde ya da ne dedik? Daha önce türevi izleyen arkadaşlar vardır. Bakın dikey asimtot. Dikey asimtot. Bir grafik asla dikey asimtotunu kesemez arkadaşlar. Yani hiçbir grafik yoktur ki dikey asimtotlar olmaz. Çünkü dikey asimtot belirsizliklerden oluşur. Hani belirsizliklerden. Hani var ya bazı hani belirsizlikler vardı 0 bölü 0. Aslında grafikte oralar grafiğin kesmediği, gitmediği yerlerdir. Ha bir de yatay asimtot vardır. Yatay. İşte eğri asimtotlar da var da onlar artık hani zaten dediğim gibi türevin konusu. Ama biz burada şunu anlamalıyız. Yani logaritma ile ilgili böyle bir soru gördük. Grafiğe bakmamız lazım. Demek ki x kesinlikle 2'den büyük olacak demeliymişim. Peki ben soruma geri döneyim. Zaten bu soruda şunu söyleyebilir miyiz? Yani x kesinlikle eksi 1'den daha büyük olacak. Yani kesinlikle eksi 1'den daha büyük olacak diyebilirsiniz burada da. Yani kesinlikle logaritma x eksi 1'den daha büyük olacakmış. Ama hocam 2x artı 2 buldun. Burada x artı 1 pardon. Yani eksi 1'den daha büyük olması için. Hani değil mi? Bu sıfırdan büyük olması için x eksi 1'den daha büyük olacak. Bakın bu ifade de 2x artık ya. Yani. Bizim bulduğumuz ifade de x büyüktür. Eksi 1 hani karşıya atıp 2'ye bölersem. Evet. Ben küçük bir mola verip devam edeceğim.
Evet, devam edelim gençler. Bu tarz sorular çok karşılaştığımız sorular aslında. Hani bu tarz sorularda yine görüyoruz. Burada nasıl yapacağız? İşte e üzeri x'e a dersen a eksi 8 bölü a artı 2 eşittir 0. Payda eşitlersen a kare artı 2a eksi 8 bölü a eşittir 0. Bir bölme işleminin sonucunun sıfır çıkması için biliyoruz ki burasının sıfır çıkması lazım. Bakın burada payda eşitleyip düzenleyip yazdım. Kolay çarpanlara ayırsın diye. O kafanızı karıştırmasın. Yani a kare artı 2a eksi 8 eşittir sıfırsa bu a artı 4 ile değil mi? A eksi 2'nin çarpımına eşittir. A dediğim şey ya x 4'müş ya da a dediğim şey 2'ymiş. Peki ben kime a demiştim? E üzeri x'e a demiştim. E üzeri x eksi 4. E üzeri x 2. Şimdi üstel bir fonksiyonun sonucu negatif çıkmaz. Hocam ne demek ki üstel bir fonksiyonun sonucu negatif çıkmaz? Bakın şu üstel fonksiyonun yani a üzeri x'in grafiğiyle hatırlarsanız. Bakın x'e ne verirseniz verin. Asla bakın y'nin altında ya da negatif çıkma şansı yok. O yüzden bu benim çözüm kümemin bir elemanı değil. E üzeri x eşittir 2 ise hatırlayın her iki tarafın elenini alıyorum. Elen e üzeri x eşittir elen 2. Yani x'i başa çarpan olarak attım. X elene 1 demektir. Elen 2 eşitmiş. Yani x ne olacakmış? Elen 2 eşit olacakmış. Dediğim gibi önemli bir soru tipiydi ama çok standart, bilindik bir soruydu. Bunu 3 bölü 2 diye yazacağım, değil mi? Yani bunu gördüğüm yere x üzeri, hatta birazcık daha yakınlaştırayım. Yazması kolay oluyor. 3 bölü 2. Burası da x üzeri 1 bölü 2 demektir. Bunun da başa çarpan olarak geldiğini biliyoruz. Yani ben 3 bölü 2'yi ln x, 1 bölü 2'yi ln x eşittir 4, 2 tane ln x eşittir 4, ln x eşittir 2. Bu da ne demektir hatırlarsanız? Logaritma e tabanında x eşittir 2. Yani x buradan uzatmayayım. E kare çıkacakmış gençler. Bunlar biraz daha standart sorular. Peki böyle bir soruda ne yapabiliriz? Nasıl düşünebiliriz? Yani benden x'i istiyor. Götürüp tek tek yerini yazabilirsiniz. Bu bir yöntem ama çok benim uygulayacağım bir şey değil. Ama yine dileyen uygulayabilir tabii ki. Şu çarpmayı bir kuralını uygulayalım. Değil mi? Logaritmada x tabanında 2 artı logaritma x tabanında x. Yani şunu bu şekilde yazdım. Bu 2'nin karesi, 2'nin x'in karesi yani 2 bölü 2 logaritma 2 tabanında x eşittir 4. Bakın ben şöyle bir şey yapayım. 2 tabanında x'e yani şuraya a diyeyim. Şimdi bu a ise az önceki mantıktan hatırlarsanız bu da 1 bölü a'dır. Neden? Çünkü logaritma x tabanında y a'ya eşitse ben bunların yerlerini değiştiriyorsam logaritma y tabanında x de diyorsam 1 bölü a'ydı. Yine bunu kurallardan biliyoruz. Peki 1 bölü a artı buranın da 1 olduğunu biliyorum. 1 çarpı burası da a'ymış eşittir 4'müş. Hemen hızlıca düzenleyelim. 1 artı a eşittir 4. Buradan a eşittir kaç çıktı? 3. Ama ben a'yı 3 buldum değil mi? Ben neyi 3 buldum? Ben bunu 3 buldum. Cevaplarda bakın 3 var. Sakın hemen tuzağa düşmeyin. Logaritma 2 tabanında x eşittir 3 ise x kaç çıkmalı? 8 çıkmalıymış. Evet, bir tık daha güzel bir soruydu. Gelelim sonlara doğru. Şöyle ben bir göz gezdirdim yine. Zor sorulardan bir tanesi. Şimdi ben logaritma 3 tabanında 2'yi arıyorum. Elimde hangi veriler var? X tabanında 2 var, x tabanında 12 var. Hemen bunu 4 çarpı 3 diye yazabilirim. Yani demem ama ki ben şu ifadeden yola çıkayım isterseniz. İstemezseniz de ben yine o yoldan devam edeceğim. Peki. Logaritma x tabanında 4 artı logaritma x tabanında 3 eşittir z'ymiş. Bu 2'nin karesiydi artık hatırlıyoruz. 2 logaritma x tabanında 2 artı logaritma x tabanında 3 eşittir z. Ben zaten şunun ne olduğunu biliyorum. Y olduğunu biliyorum. Karşıya atayım o zaman. Logaritma x tabanında 3 z eksi 2y'ymiş. Peki ben bir de ne biliyordum? Logaritma x tabanında 2'nin de y olduğunu biliyorum. Peki bakın benden 3 tabanında 2'yi istiyor. Hmm. Ha,
Hatırlayın. Ben bunların yerlerini değiştirirsem, değil mi? 3 tabanında x elde ederim. Bakın logaritma 3 tabanında x 1 bölü z eksi 2'ye. Bakın bunu da çarparsam, şuraya da bir kez daha yazayım. Logaritma x tabanında 2 de y idi. Bu ikisini çarparsak bakın şu ifadeyle şu ifadeyi çarparsam nerede çarpayım? Farklı bir renkle kullanalım. Logaritma 3 tabanında x çarpı logaritma x tabanında 2. Bakın bununla bu birbirini götürecekti. Logaritma 3 tabanında 2. Yani aradığım şeyi. Bakın bunu buluyorum. Ben şu ikisinin çarpımı benim cevabımmış. Yani y çarpı 1 bölü z eksi 2y'ymiş. Y çarpı z eksi 2y benim aradığım cevapmış gençler. Evet, yine bilindik bir soruydu. Bu soru, hani dedim ya, bu soruyla uğraşırken videoyu durdurayım dedim. Çünkü soru birazcık farklı bir soru. Eminim herhalde hepinizin zorlanacağı soru olacaktır. Belki de bir şey yapın. Durdurun videoyu yine her zamanki gibi. Kendiniz çözmeye çalışın. Daha kısa bir yol ya da daha farklı bir yol bulabilirseniz de yorumlara yazın diye düşünüyorum. Bana şöyle geniş bir yer lazım. Evet, bunu bir düzenleyelim. Şimdi böyle bir şeye baktık. İki kare farkından gidemiyoruz gençler. Hani aklınıza gelecek olan ilk şey. Yani şöyle düşünün. Ln x eksi ln y. Değil mi? Ln x artı ln y. Niye buradan gidemeyeceğimi görmenizi istiyorum. Kök 5 ln x ln y. Şimdi toplamları ya da çarpımları az önce şurası asal sayıydı ve bunların sana doğal sayı olduğunu söylemişti. Biz o zaman işin içerisinden rahatça çıkabilmiştik ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Peki nasıl bir durum söz konusu? Bunu bir karşıya atalım, sonra konuşalım. Ln kare x eksi kök 5 çarpı ln x çarpı ln y eksi ln kare y eşittir 0. Şimdi ben aradığım şey de şu. Ln x tabanında y istiyor. Ben böyle bir soruda nasıl yapabilirim? Bakın şey düşünün. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 ifadesinde. Ben bunun kökünü bulmak için neye bakacaktım hatırlarsanız? İlk önce delta'yı bilmem lazımdı. Yani b kare eksi 4ac'yi. x1 ve 2 kökünü nasıl buluyordum? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'dan buluyordum hatırlarsanız. Burada da böyle düşüneceğim. Yani sanki şunu x değişkeniymiş. Yani şurası x kare katsayısı 1'miş gibi düşünün. Bakın ln x'in katsayısı yani sayısı b. Yani şurayı b gibi düşünün. Şurayı da c gibi düşünün gençler. Bakın burada yazalım isterseniz yani bu denklemi çözerken. A'yı 1, b'yi eksi kök 5 ln y, c'yi de eksi ln kare y gibi düşünmek zorundasınız. Çünkü ben direkt kökü arıyorum burada. Peki buna göre delta'yı bulalım ilk önce. Delta b kare yani 5 ln kare y eksi 4 a'sı 1 c'si eksi 4 ln kare y yani eksiden artı oldu. Delta 9 ln kare y'ymiş. Şimdi bulduklarımı götürüp yerine yazıyorum. Diyorum ki bu iki kökü bulmak için ben şu yolu biliyorum. O da çok büyük oldu ama hatta şöyle silelim bari. Yani şu iki kökü nasıl bulacağım? X1 ve X2 kökünü nasıl buluyorduk? Eksi B, bakın şurada. Eksi B, yani şunun eksilisi. Kök 5 ln y artı ya da eksi şunun karekökü yani 3 ln y. Tabii karekök olduğu için bu ln y pozitif olduğu için ln kare de pozitif olacak. Tamam mı burada? O yüzden onun mutlak değer içerisinde çıkartmıyoruz. Bölü 2a. 2. Bakın ben burada tabii x1 ve x2 dediğim şey ne? Tabii burada öyle bir durumda söz konusu. Ln x değil mi? Yani ben kimin katsayısına 1 demiştim? Bakın ln x'in. Değil mi? Peki ben burada ne yapacağım? Yani bu x1 ve x2 dediğim şey atıyorum ln x olsa değil mi? Bölü ln y ne çıkacak? Kök 5 artı eksi 3 bölü 2. Yani her tarafı ln y'ye böldük. Peki tabanları istediğim gibi yazabiliyordum. Bakın bu ln y tabanında x kök 5 artı eksi 3 bölü 2. Hep artı eksi 3 bölü 2 diyorum. Bu arada bunun pozitif çıkması lazım. Yani şey olmaz. Tabii ben onu en başta da keşke deseydim. Şöyle maviyle bir kez daha gösterelim. Bakın kök 5 eksi 3 bölü 2 negatif bir sayıdır.
O yüzden logaritmalı bir ifadenin sonucunda negatif çıkamayacağı için aslında şunların hepsi artı. Hani öyle düşünün. Ben onu söyleyeyim. Hep el alışkanlığı. Bakın ben L'in y tabanında x'i buldum. Değil mi? L'in y tabanında x'i buldum. Yani L'in y tabanında x değil. Şurayı şuradan sonrasını bir kez daha anlatayım. Bu ln x bölü ln y'yi logaritma y tabanında x kök 5 artı 3 bölü 2 diye bulduk. Ben bunların yerlerini değiştirmek istiyorsam bunu bölecektim hatırlayın. Yani pay ve paydasını yer değiştireceğim. 2 bölü kök 5 artı 3. Ben bunu kök 5 eksi 3 ile çarparsam pay ve paydasını bir de kendime şöyle yer açayım. Şimdi burada yine bunu eşliğini çarparsak, değil mi? Ne olmuş oluyor? 2 çarpı kök 5 eksi 3 bölü tabii kök 5 artı 3 ile kök 5 eksi 3'ün 5 eksi 9'dan eksi 4 geldiğini biliyoruz. Bunu da her tarafı 2'ye bölersek, düzenlersek kök 5 bölü 2. Şimdi tabii ki ya hocam bu kadar zor soruya gerek var mıdır diye düşünebilirsiniz. Kiminize kolay gelmiş olabilir. Fakat biz burada hani zor sorular diye tabir ettiğimiz şey standardın dışında nasıl çıkabiliriz? Bakın standardın dışında bir soruydu. Bence tabii ki bu. Evet, bu soru standart bir soru. Yine logaritmaları toplamış. Tek logaritma altında ben bu sayıların hepsini çarpabiliyordum. 10 üzeri 27 çarpı 10 üzeri 18 bölü 9 çarpı 10 üzeri 9 bölü 3 logaritma A. Yani A dediğim ifade şuraya eşit olmuş oluyor. Hemen düzenleyelim. 3 çarpı 10 üzeri 54 eşittir A'ymış. Kaç basamaklı bir sayıdır demiş bize. Sondan kaç basamağı 0 deseydi 54. Yani ben 3'ün yanına 54 tane 0 koyarsam ne olur? 55 basamaklı bir sayı olur gençler. Şimdi şöyle devam edelim. Bu soru da yine çok zor bir soru değil. Bakın bununla bunun arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Yine en başta şu 4'ü 2'nin karesi diye yazayım. Hatta şöyle biraz sağa geçelim. Logaritma 2'nin karesi 3'ün birinci kuvveti eşittir a. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında 3 eşittir a. Demek ki ben logaritma 2 tabanında 3 gördüğüm yere 2a yazabilirmişim. Ben bunu da zaten şeyi biliyorum değil mi? Bu logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 2 demektir. Şurası 1. Logaritma 3 tabanında 2. Bakın ben 2 tabanında 3'ü biliyorum. Benden 3 tabanında 2'yi sormuş. 1 bölü 2a. Umarım şurayı anlamışsınızdır artık. Paydaları eşitliyorum. 2 artı 1 bölü 2a geliyor. Yani şöyle bir şeye baktığımızda, sorulara baktığımızda, yani güzel sorular vardı. Bir eksik olarak şu hani kafamdan kendim düşünerekten bir grafik sorusu daha bulmaya çalışalım. Varsa şöyle böyle grafik sorularıyla ilgili ben zaten daha önceden şey yapmışım mesela. Bir tane daha grafik sorusu mesela yine değil mi? Az önceki soruya bizim çözmeye çalıştığımız soruya. Tam tersini. Az önce grafiği verip denklemi istemişti. Gerçi yok aynısıymış pardon. Peki hemen şunu söyleyebilir miyiz? Bakın en son anlattığım mantıktan x hep 2'den büyük olacakmış. Bakın şuraya dikkat edin. Değil mi? Kuralımız neydi? Mesela ben sorunun hiç bu tarafını görmeden şurası için neyi söyleyebilirim? X artı b sıfırdan büyük. A sıfırdan büyük. A asla 1'e eşit olamaz. Yani x neyden büyük olmalıymış daima? Eksi b'den. Burada x daima neyden büyük? 2'den büyük. Demek ki B ne olacakmış? Eksi 2. Peki B'yi bulduk. O zaman logaritma A tabanında X eksi 2'yi bulduk. Ne yapacağım? Götürüp yerine şu noktaları yazacağım. Ben ilk önce işe yarayan noktaya bakın. 6'ya 1 noktası. X'e 6 verince burası 1 çıkacakmış. Logaritma A tabanında 4 eşittir 1. A kaç çıkmalıymış? 4. Sonucu bulduk. Yani işimize yarayan kısmı bulduk. Fakat hocam bunu niye denemediniz? Çünkü logaritma a tabanında 3 yazacak olursam da ben buraya 1 daima 0'dır. Yani bu bana a'yı bulduran bir ifade değildir. Logaritmada hangi tabanda olduğu önemli değil. Tabii ki şu koşulları sağlayarak 1 olduğu zaman değil mi? Daima 0 olduğunu zaten biliyoruz. Bugünlük bu kadar. Yani logaritma ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım işinize yarıyordur bu anlattıklarım. Farklı bir bakış açısı kazanıyorsunuzdur.
Şimdilik logaritma zor sorulardan sonra anket düzenlemiştim. Ona bir bakalım isterseniz. Orada logaritma çıktığı için logaritmayı anlattım. İkincisi de hatırlamıyorum. Herhalde yine bir şeyler buluruz. Kendinize şimdilik iyi bakın. İyi çalışmalar.